Kütüphanede olan şu ölüm sessizliğini kıran kısık sesteki Karadeniz türküsü. Akıldaki bir ton düşünceyle bir başına kalışın ve hepsiyle birlikte aynı anda yüzleşme cesaretini göstermek. Herkesin yapabileceği bir şey değil bu. Ufak ufak başlarsın içinde birikmiş olan konular ile yüzleşmeye. Her olayda yer almışsındır. O yarayı nasıl aldığını düşünürsün. Bir çıkış yolu ararsın. Bu biraz sana zor gelir. Çünkü bütün içine attığın şeyleri bir anda karşına almışsındır. Sonrasında bir kez daha pes edersin. Çünkü sen buna daha hazır değilsin. Bundan ötürü kendine kızarsın. Sonrasında tek tek ele almaya karar verirsin. Küçük yaralardan başlarsın ve çıkış yolunu bulursun. Ya büyük yaralar? Onlar da bu kadar kolay olacak mı? Hayır. Hayır. Büyük yaralara daha dokunamazsın. Çünkü daha kendini tam olarak toplayamadın. Ama yine de denersin büyük yaraların birini sorgulamaya. Sonrasında belli bir müddet savaşırsın onunla. Kolay gibi görünür ilk başta. Ama o can alıcı noktaya gelince kalbin cezeder. Ve akar gözyaşları usul usul yanaklarından aşağı. Birilerine bağırıp çağırmak istersin. Kimseyi bulamazsın. Kimseyi bulamazsın bağırıp çağıracak. Çünkü kimseyle o kadar samimi değilsin. Bağırıp çağıracaksın ama o hiçbir şey yokmuş gibi seninle muhabbet etmeye devam edecek. Sessiz sessiz ağlamaya devam edersin. Sonrasında uyuyakalırsın. Rüya görmeye başlarsın. Uyandığında net bir şekilde hatırlayacağın bir rüya. Neden olmuştu bu olay? Ne yapmıştın ki sen ona? Onun iyiliğini düşünmekten başka ne yapmıştın? Bir kez daha kızarsın kendine. Artık bitti dersin. Artık bitti dersin. Ama bitmemiştir.
Çünkü her bitti dediğinde tekrar başlar o mazi aklına gelmeye. Sonrasında her zamanki gibi elini açarsın göğe. Yine o titrek sesin, o yaşlı gözlerin ile başlarsın yalvarmaya. Gözlerin ağrımaya başlamıştır ağlamaktan. Gözlerin kuruma noktasına gelmiştir. Sabır dersin. Bu da Allah'ın bir sınavı dersin. Ama sana ağır geliyor gibi hissedersin. Bundan dolayı nusret beklersin Allah'tan. Çünkü ondan başka kim var ki yardım isteyebileceğin? Sonra silersin gözyaşlarını ve hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam edersin. Ve işte en çok da bu koyar insana.